Öndesem mi söyleyeceksin? Şimdi diyeceğim ki hoş geldiniz. Ben Frekans, ben Seda. Hoş geldiniz. Bugün kısa kısa P9 ve P9 Plus'a değineceğim. Ben de iPhone 7 ve 7 Plus'a değinmeye çalışacağım sizler için. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> dinlediğiniz için. <laughs> Rica ederim. <laughs> Şimdi dilerseniz ufaktan başlayalım. Superman Henry Cavill teknolojiye çok düşkün bir olarak şunları söylemiş Seda. Eminim çok ilgini çekecektir. Söyle bakalım. Yıllardır hani acaba Henry Cavill ne diyecek diye bekliyorduk zaten. Bayağıdır bekliyoruz. Demiş ki P9'un e, kamerası, çift lensli kamerası çok güzel işler çıkarttı. Acayip hoşuma gitti demiş. Yani. Bu kadar. Bu da güzel bir haberdi ama. Güzel. <laughs> Çok ilgini çekti. Evet arkadaşlar size iPhone 7 ve 7 Plus hakkında bilgi vereceğim. Fakat şöyle bir şey var. Bunlar söylenti. Yani söylentinin önüne henüz geçilmiş değil. Ya da bir diğer bir değişle bizlerin beklediği şöyle iPhone 6'da birçok kullanıcının çok fazla ekran çizildiğine dair şikayeti olduğu için iPhone 7 ve 7 Plus'ta e, safir kristal cam kullanılması bekleniyor ki bence güzel bir bence de bence de güzel çözüm olmuş olur biliyorsun ki hani eğilme bükülme gibi sıkıntılar vardı onların da önüne geçeceklerdir umarım. Umarım. suya karşı dayanıklı olacak diye de bir evet, evet. bazı şeyler var. Suya karşı dayanıklı olacak diye de bir söylenti var ama dediğim gibi verdiğim bilgiler sadece söylenti. Aynen. Ama olsa iyi olur. Ben birazcık da telefonlarda şey bekliyorum artık ya. Hani yağmur yağdığı zaman ekrana damlacıklar düştüğünde böyle bir şeye basmaya çalıştığında falan bir karmaşa evet. oluşuyor ya. Ya yani o tarz şeylerin de önüne geçilse, farklı farklı konseptler yapılsa çok daha yararlı faydalı olabilir. Ya da şemsiye kullan da diyebilirsin yani. <laughs> yani ama şey mesela dediğin gibi yağmur yağdığında tuşlara A'ya basıyorsan CDF falan karışıyor araya. <laughs> Karışabiliyor aynen. O biraz sıkıntı bir olay. Evet. Neyse e, Huawei P9 ve P9 Plus'ın lansmanı geçtiğimiz günlerde Londra'da yapıldı. Birçok editör deneme ve deneyimleme fırsatı buldu. İşte ön incelemeler, kutu açılımları vesaire. farklı farklı videolar çıktı. Evet. İşte kullanan deneyimleyen arkadaşlarla da konuştum. Ne gibi farklar var, neler var vesaire diye. Kısaca onları da değineceğim. Değin. Değineyim tamam. Değin. Bilgilendir bizi. <laughs> Bazı özellikler var. Onlardan bir tanesi. Ee, bu kadar. Hiçbir <laughs> özelliği yoktu. <Ya. gülüyor> Dur, şaka. P9 birazcık da iPhone 6s'in sahip olduğu özelliklere sahip olsa da, yani benzer özelliklere sahip olsa da. Normal boyutta bir telefon için amiral gemisi kıvamında olduğunu söyleyebilirim. Farklı renk seçenekleri mevcut, gümüş, beyaz, altı rengi. Onun dışında Bu bir renk. Renkleri zaten genelde bütün telefonlarda görüyoruz artık. Aynen seramik rengi gibi. Ama yine de nasıl desem, alüminyum bir kasaya sahip, yani o açıdan beğenimi kazandı açıkçası. Güzel renkli olması benim de içimi açıyor şahsen. Sen de çok renklisin biliyor musun? <laughs> Bildiğiniz gibi artık yeni teknoloji telefonlarında çift kamera kullanılmaya başladı yani birçoğunda en azından. Evet. Sanıyorum ki iPhone 7 de buna yönelik gelecek. Aslında iPhone 7 değil iPhone 7 alışa gelmiş kameraya sahip olacak söylentilere göre ama 7 Plus'ta çift kamera kullanılacağı söyleniyor. Kamera özelliklerine bakılacak olursa 3D çekim yapabilecek, 3 kat optik zoom yapabilecek deniyor. Biliyorsunuz ki Plus'lar aktif fotoğraf kullanıcılarına hitap ediyor daha çok. Hı hı. Optik görüntü... Çünkü optik görüntü sabitleme var Plus'larda. Böyle yeniliklerin geleceği söyleniyor. Bence çift kamera olması gayet güzel olur. Ya zaten günümüz beklentileri artık onu ça çağrıştırır nitelikte. Bir de çift kameranın dışında çift piksel teknolojisiyle donatılmış kameraya sahip telefonlar da var. Yani bunu Samsung Galaxy S7 Edge şeyinde de gördük. Çıkışında da gördük. Evet. iPhone 7'de arka kameranın 12 megapiksel ama ön kameranın 5 megapiksel olacağı söyleniyor mesela. Bana göre selfie kullanıcıları için ön kameranın biraz daha megapikselinin yüksek olması ...daha iyi olabilirdi. Aynen, ya da kılıncılar tarafta... için şey olacak yani 5 megapiksellik... ...21. yüzyılda geçtik oğlum artık, yani yeter falan me diyebilirler yani. 5 megapikselde yani. duruldu, hani bir üstte Aynen. bir tık öteye gidilemedi ve bence... ...bir de öne flash olsa mesela... ...gece çekimlerinde... Aynen ya da olur. daha düşük diyaframa sahip farklı bir lens kullansalar... Evet. ...ön çekimlerde yani öz çekimlerde... ...özellikle geceleri çekim yaparken insanlar sıkıntı yaşayabiliyor. Evet, çok yani lazım. algı bakımından hani megapikselin dışında şunu söylemek istiyorum lens çok önemli. Mesela Leica lens, lenslerle donatılmış olması P9 ve P9 Plus'ın çok daha önemli bir olgu. Çünkü Leica lensler bugüne kadar ki birçok işte farklı markalardaki fotoğraf makinalarını beslemiş, onlara özel lensler çıkartmış. Dünyaca ünlü, bilinen bir marka. Linka lenslerin, Tamron lenslerin kalitesini az çok herkes bilir. P9'da mesela 12 megapiksellik arkaya çift kamera konumlandırmışlar. Flash desteği de var. İşte otomatik zoom vesaire... Otomatik zoom diyorum, optik zoom vesaire... Onun dışında... Otomatik fokus olayları oturmuş, lazer odaklı özellik bakımından zengin zaten denersem ona ayrıca değinirim. Şimdi ön kamerasında da şey var, otomatik fokus var. Yani otomatik fokus şu açıdan önemli, netlemek açısından önemli. Evet. Şimdi çoğu ön kamera var, tutuyorsun böyle uzaktan, yakından vesaire, sağdan soldan. Bazı kısımların bariz blur çıkıyor, yani bir şey var, keskinlik yok, anladın evet, mı? Evet. O açıdan Ön kamera çok önemli. Bir de zaten günümüzde artık herkes canlı yayın yapmaya başladığı için ön kameranın çok çok daha ileri Bence seviyede de olması gerekiyor. Bence ön kameraya biraz daha özen göstermeleri gerekiyor. Ama e, mesela P9'da 4K çekim yok. O benim birazcık dikkatimi çekti. Donanımsal açıdan da olabilir bilmiyorum. 4K çekim olsaydı çok daha... iPhone 7'de bu... 4K çekimin olduğu söyleniyor. 7 Plus'ta. Yani sadece Sony mi 4K'dan gidecek diye düşünüyorum bazen. <laughs> yani benim gördüğüm kadarıyla 4K'da şu an çok iyi işler çıkartan Sony. Sony Alpha, Alpha serisi fotoğraf makinalarında da acayip işler çıkartıyorlar. Telefonda da hani fotoğraf ve video kısmında çok beğenimi kazanıyor Sony. İşte bu Bilmiyorum. söylentiler doğruysa Sony'nin ardından iPhone geliyor. Hı, anladım p 952 inçlik IPS Neo Full HD bir ekrana sahip e, Plus ise e, yine Full HD Super AMOLED bir ekranla geliyor e, Ekran 423 ppi değeriyle göze çarpıyor Yani birçok e, akranlarına nazaran oldukça yüksek bir değere sahip olduğunu söyleyebilirim Gorilla Glass 4 ile bezenmiş Artık birçok telefonda görüyoruz zaten Huawei P9 ve P9 Plus aynı GPU'yu kullanıyor. Mali T880 e, grafik işleme birimiyle dikkat çekmekte. Onun dışında e, P9 için e, dünyanın ilk 3 antenli telefonu diye söz ediliyor. Ya mesela telefon kullanırken elimiz bazen e, kaplar ya e, evet. sinyal gücü düşebiliyor işte. O kadar hassas ki zaten. bayağı hassas canım. <laughs> Pardon. Neyse. <laughs> o ses nasıl çıktı? <gülüyor> <gülüyor> wow. Bir içimden Muazzez Abacı çıkacak, Muazzez Ersoy çıkacak diye çok korktum. Her neyse. Üç farklı anteni varsa da O üç farklı anten arasında geçiş yapabilecek anladın mı? Yani sinyalin, sinyal kaybı uğramasın diye. Hmm. Öyle bir teknolojiyle bezenmiş. Güzel bir teknoloji. Aynen. Farklı bir şey. Aynen. Katıldım sana. Huawei'nin aslında bu seride de kullanım kolaylığı ve rahatlığı sunmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Ekran ne kadar büyük olsa da, yani plat için konuşuyorum özellikle, erişebilmek ve kontrol edebilmek önemlidir. Yani hafiflikle bezenmesi ve aynı zamanda elin her şekilde kontrolü eline alabilmesi önemlidir. Bu açıdan kullanan arkadaşların özellikle hiçbir sıkıntı yaşamadığını, aksine memnun kaldığını belirtmek istiyorum. Onun dışında bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de mikro SD desteği var. P9'un 3000 mAh saatlik bir pili bulunuyor. P9 Plus'ın içi ise 3400 mAh saatlik bir pili bulunuyor. Pin modları arasındaki testleri, geçişleri, performans derlemesini zaten telefon elimize ulaşırsa yaparız. Bu arada Ağustos gibi çıkması bekleniyor. 2500 TL gibi bir fiyatla Türkiye'de çıkması bekleniyor. Fiyatı iyi bence. Fiyatı iyi gözüküyor. S7, Edge'in e, fiyatına baktığımızda hani bayağı iyi gözüküyor yani. yani çünkü iPhone <laughs> biraz daha uç gittiği için. iPhone hep öyle. Yani birazcık da marka algısı ve e, zaten iki farklı işletim sistemi var. İkisi arasında insanlar gidip geliyor. Android evet. mi, iOS mu? Yani iOS mi? Her şey karışık arkadaş. Ben anlamadım yani. <laughs> P9'un çift sim desteği var. P9 Plus'ta çift sim kart desteği yok. Birazcık da bölgesel belirlemişler. P9'un bazı bölgelerde çift sim kartıyla desteklendiği söyleniyor. Ya bu bir açıdan değil. Mesela iki farklı operatör kullanıyorsan, atıyorum yurt dışını yurt dışı aramaları için farklı bir operatör, yurt içi için farklı bir operatör kullanıyorsan çift sim desteğinin olması iyi. Evet, güzel. Onun dışında Plus'ın 128 GB ekstra microSD desteği olacağı söyleniyor. Telefonun arka kısmı birazcık da Nexus 6 P'yi anımsatan arka kamera çizgilerine sahip. E, sensör konusunda da hani parmak izi sensörü konusunda da Huawei şunları söylüyor. Dördüncü aşamaya geçtik. Daha hızlı ve daha güvenli bir e, performans sunacağız demiş. Onu da görmek, denemek lazım aslında. Sen ne demek istiyorsun onun dışında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hakkında? Ee, iPhone 7 ve 7 Plus hakkında şunu diyebilirim. 6 serisinde başlayan Furia'yı devam ettirecekler 7 ve 7 Plus'ta. 7'nin 4.7 inç, 7 Plus'ın da 5.5 inç olması bekleniyor. Hı hı. E, dediğim gibi 7 Plus e, videolarda 4K özelliğine sahipken e, çözünürlük olarak 2K e, çözünürlük sunuyor. Bizlere. Ekran çözünürlüğü. Ekran mi diyorsun? çözünürlüğü. Anladım. E, 7 Plus'ta sadece Full HD Full HD yani. Full HD sunuyor bizlere. E, Birazcık da e, 2K ekran daha fazla batarya yer ama Bataryo yine de konusunda... nokta aralığı ve e, hani. Film izlerken, fotoğraflara bakarken, görüntülerken daha fazla detayları daha net ve keskin bir şekilde alabiliriz. O açıdan da iyi. Yani Full HD'yi yavaş yavaş terk edeceğiz gibi duruyor yani evet. zamanla. 7'de değil ama 7 Plus'da terk edilecek gibi duruyor. bunlar. Bir de bir söylentilere, söylentilere, söylentilere göre şu benim çok dikkatimi çekti. Mesela iPhone 6'da çıkmadan önce de şöyle garip söylentiler vardı. HD çözünürlüklü sesler oynatacak... Ses kalitesi bakımından çok daha farklı bir boyutta olacak diye. Şimdi de şöyle bir söylenti var. Kulaklık çıkışı olmayacak diye bir söylenti evet, var. Evet öyle bir söylenti var. Bluetooth ile bağlanabileceğimizi söylüyorlar. Yani internette yazan bilgilere göre. Bence gayet güzel bir şey aslında bunun gerçekleşmesi. Gün Masaya vurup patlatmak istediğini çok iyi anlıyorum sürekli. <laughs> elinde vuruyorsun, gerçekten. Hayır, güzel bir özellik. O kablo yaparken boğazımıza dolanmayacak en azından. Yani <laughs> ya benim için güzel mi kötü mü fark etmez. Ben e, bazen kablolu bazen kablosuz kulaklık kullanıyorum ama bazı arkadaşlarımız arkadaşlarımızın bütçesi yetmeyebilir diyeceğim ama zaten adam gitmiş iPhone 7, 7 Plus'a ne kadar para harcamış Kablosuz kulaklık mı alamayacak? Yani. Bence bu bir söylenti. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani o, ris o riske girmez yani. Bu birazcık da şey gibi. Windows 8'de patlayan Microsoft'un tekrar başlat butonunu geri getirmesi gibi bir durum. Ya Söylentilere bakılacak olursa hani 6 ve 6 Plus'ta yansıtmalı ekran olacak diyorlardı. Bir başka söylenti de. Abi senin kanalın bir bir iki sene sonra 1 milyon 2 milyon olur falan diyorlar ama bunların hepsi güzel bir söylenti. Bir söylenti. <laughs> bunların hepsi bir söylenti. Yani söylentilere bakılırsak <laughs> çok uç noktalarda yaşıyoruz ama yani benim dile getirdik getirdiğim e, kullanıcılar adına da konuşuyorum. Olmasını istediğimiz şeyler aslında beklediğimiz <laughs> şeyler. Beklediğimiz şeyler. Yani olursa güzel olur dediğimiz şeyler olmazsa güzel olmaz mı? Olmazsa da zaten. Şey diyeceğim P9 ve P9 Plus'ta USB Type-C kullanılmış. Type-C'den bahsetmek istiyorum birazcık. USB 3.0'ın gelişmiş bir versiyonu, 3.1 olarak da geçiyor. Daha hızlı, aynı zamanda daha gelişmiş, güncel bir teknoloji işin nihayetinde. Birazcık da iPhone'un çift yönlü kablosuna çok benziyor. Yani her iki taraftan da algılayabiliyor artık hani Android kanalında da bu tarz bir girişe ihtiyaç duyuluyordu açıkçası daha estetik, daha hızlı tak çıkart yapıda olması. Ya, Micro SD baymıştı artık yani açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bir değişikliğe gitmek gerekiyordu. Bu benim e, dikkatimi çekti. Bir de e, Plus'ta dikkatimi çeken şey yani aslında P9'u anlatıyorum ama Plus'ta dikkatimi çeken şey eee ses sistemine sahip olması, stereo bir yapıda ön taraftan ses yayılımını kaliteli bir şekilde alabileceğimizi söylüyorlar. tiz için üst kısma, diğeri de bas için alt kısma yerleştirilmiş. Birazcık da hani crossover'lı telefon havası yaratmaya çalışmışlar. E, farklı olmuş aslında deneyimlemek lazım. E, P9'u da hani stereo hoparlör konusunda geride bırakabileceğini düşünüyorum. Açıkçası heyecanlıyım. Yani en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi o. Demiş ki adam yani Farklı bir açıdan yaklaştım. Bir de böyle dinleyin demek istemiş açıkçası. P9 Plus P9'da yer verilmeyen iki basınç seviyesine kadar algılayan Touch Press ekranına sahip. Bu birazcık da Apple'ın 3D Touch özelliğine çok benziyor. 18 adet uygulamanın destek verdiği söyleniyor. Leica ile birlikte gelişen kamera çift led, flash ve lazer autofocus desteğiyle ön plana çıkıyor. Kamerada şöyle de bir Özellik var çift kamerada. Ondan bahsetmek istiyorum P9 serisindeki. Biri RGB diğeri de monokrom yani siyah beyaz çekim e, sensörüyle dikkat çekiyor. İkisi de fotoğraf çekerek fotoğrafı yazılım sayesinde birleştiriyor ve HDR özelliği gibi e, bir işlemi vıcık diye bir ses çıktı senden ama. <gülüyor> 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 fotoğrafı birleştirerek. ...daha keskin, daha belirgin hatlarla bizlere sunmayı hedeflemişler. Onun dışında... ...zaten Leica'nın dünyaca ünlü bir lens üreticisi olduğunu biliyoruz. Bu birazcık da... ...şey demeye getirmişler laf, hani profesyonel fotoğraf makinesine... ...gerek yok ya, giriş seviyesi fo profesyonel fotoğraf makinesi alma. Gel bizim makinenizle, yani istediğini çek. Kamera arayüzü de önemli. O güzel açıdan, bir yerden vurmuşlar ama. Güzel bir yerden vurmuşlar. O açıdan da Leica ile masaya oturup hani kamera arayüzü konusunda da neler yapabiliriz demek istemişler. Onun dışında 4K desteğin olmadığını söylemiştim. Suya karşı dayanıklı değil. S9'un sim kart çift sim kart desteği var bölgesel olarak. Mikro SD girişi de bulunuyor. 3000lik pili var. Bu teknik, teknik teknak diyordum az daha Teknik detayları bir kenara bırakalım. Önemli olan e, kullanım kolaylığıdır ki, Huawei e, birçok arkadaş söyledi, tekrar dile getiriyorum. Gerçekten <laughs> Plus daha geniş bir ekrana sahip olmasına rağmen kullanım kolaylığı ve rahatlığı sunabilmiş. Bu önemliydi. Benim için şey de önemlidir yani. Kullandığım bir telefonun e, tuş takımı, tuş yapısı çok önemlidir rahatlıkla o tuşa erişebilmek rahatlıkla o tuşa erişebilmek önemlidir Ya bu açıdan bir sıkıntı ekranın yok dediler ekranın hassasiyeti ekranın hassasiyeti önemlidir Ya zaten ekran hassasiyeti konusunda artık son seri telefonlarda bir sıkıntı yok gibi yani on parmak taktık her şeyi aldıklar daha detaylı olarak yazıya frekansadan.com sitemizden ulaşabilirsiniz onun dışında senin eklemek istediğin bir şeyler var mı kablosuz şarj olacağı söyleniyor wireless üzerinden bence güzel bir özellik Aynen S7 serisinde de karşımıza çıkıyor Galaxy. Çünkü kadar biliyorsunuz şey. ki iPhone'ların şarjları çok kısa kabloları ve bu yüzden birçok insanın şikayetçi olduğunu da biliyoruz. Yani güzel bir özellik. Güzel bir özellik. Peki bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak? <laughs> Aslında çok işine <laughs> yarayacak. Mesela 4K bir çekim yaptığın zaman bunu bilgisayar ortamında 1080p'ye indirgediğinde keskinliğin hani 1080p olmasına rağmen çok daha fazla olduğunu fark edebiliyorsun. Bu açıdan önemli özellikler. Çok da fazla bir şey söylememize yani, gerek yok. Ee, bunlar bir söylenti sonuçta. Aynen. Ürünler geldiğinde artık. Söylenti sonuçta. Bakacağız. Ee, ama P9 ve P9 Plus söylenti değil artık çıktı. Sadece gelmesi bekleniyor. Deneyen. O zaman benim söylediklerim söylenti. Aynen. Söylenti. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.